Şimdi ne yapacağız? Bilmem. Biraz kafanı kullanmaya ne dersin? Mesela Orçun ve Merve ile buluşabilirsin. Ya da Emre ve Meto ile. Ha? Ya her zaman benim hakkımdan bilgi almaya gideceksin onların yanına. Git biraz Meltem'le ve Haluk'la ilgili bilgi al. Yapabilirsin bence. Sen bunları nasıl böyle... Gece bugün daha fazla bir şey söyleme bence. Kalbini kırmak istemiyorum. Git son durumları neymiş öğren. Benim daha önemli işlerim var. Sen ne yapacaksın? Görüşürüz gece. Damat ya, kimi arıyorsun? Ya Zeynep'i bulan kişiyi arıyorum. Bir arayıp teşekkür edeyim diyorum ama açmıyor. Ya ne uğraşıyorsun? Bir mesaj at tamam ya. Olur mu mesaj baba? Yakışır mı bize? Bana evladımı bağışlamış. Öyle mesajla geçiştirilir mi bu iş? Yani ben böyle bir hani arayıp böyle hani mümkünse de yüz yüze gelip böyle bir teşekkür etmek istiyorum. Yani belki bir yemek falan ısmarlarım. Tamam. Lütfen bir şeye ihtiyacınız olduğunda beni bir arkadaşınız gibi rahatlıkla arayın. Hiç çekinmeyin. Tamam ararım. Tekrar çok teşekkür ederim. Hiç tanışmadığımız halde çoğu arkadaşımdan bile daha samimi davrandınız bana. Sizin yaptığınızın yanında benim yaptığım ne ki? Bana kızımı bağışladınız.
Kim olsaydı aynı şeyi yapardı. Umarım Allah da bana kardeşimi bağışlar. Amin. Dualarım sizinle. Sağ olun. Bu arada sizden çok özür dilerim. Neden? Zeynep'i bulduğum akşam size onu kendi ellerimle teslim etmek isterdim. Ama kardeşimle ilgili haber gelince acilen oradan ayrılmak zorunda kaldım. Ben de sizinle karşılaşmak isterdim. Keşke bir görüp teşekkür etseydim dedim ama başınıza bunların geldiğini bilmiyordum tabii. Kısmetliymiş. Neyse, inşallah kardeşiniz bir an önce sağlığına kavuşsun da biz her zaman görüşürüz. Nasılsa telefonlarımız kayıtlı. Artık kim olduğumu bildiğinize göre telefonlarımı da açarsınız. Haluk Bey, siz beni böyle bir günde güldürdünüz ya, Allah da sizi güldürsün. Amin. Bu arada isminiz ne? Ben de sizi kaydedeyim. Duygu. En sevdiğim isim. Büyük kızımın ismi. Ne güzel tesadüf. Evet. O zaman görüşmek dileğiyle Duygu Hanım. Kendinize iyi bakın Haluk Bey. Bitti babam. Allah'a çok şükür bitti. Ya iyi ki mesajlaşmam dedin ya. Telefonu elinden düşürmedin ya. Ya baba normalde muhabbeti bu kadar sürdürmem de şimdi sağlık mağlık olunca hani beni biliyorsun. Yani ha, sordum doğru. Yani. Orada da haklısın tabii. Kızın adı neymiş? Duygu. Ya. Ne? Duygu mu? Evet. Tesadüfün böylesi. Aynen. Yani küçük kızım Zeynep'i Duygu isimli bir kız kurtarıyor. Olacak işte ya. Peki ne kazası ya? Ne olmuş? Kime ne olmuş? Ya kardeşi trafik kazası geçirmiş. Peki nasılmış? Hayati tehlikeyi atlatmış. Geçmiş olsun. Nasıl olmuş kaza? Bilmem, sormadım. Ne demek sormadım ya? Sormadım. Olur mu oğlum, sormadım? İki saattir mesaj atıyorsun ya. İnsan bir sorar ya. Ben merak ettim, sen etmedin mi ya? Ya iki ayaklı hayvanın teki yani sıkıştırmıştır, mıkıştırmıştır. Yani bir şey yapmıştır. E doğru, ortalıkta trafik canavarı dolu. Ama biz yine de günahını almayalım kimsenin. O da doğru, belki de emniyet kemerini takmadı. Ya da hız sınırını aştı yani, bilmiyoruz tabii. Neyse ben biraz zaman geçsin. Bir ararım hani durumunu sormak için. O arada da sorar, sana da bilgi veririm. İyi tamam. Peki ben artık kalkayım. Otursaydım baba. Yok gideyim. Şimdi bizim sitede kitap okuma günleri yapıyoruz. Şimdi çocuklar beni beklerler. Geç kalmayın. Kitap okuma günleri mi? Evet. Böyle her hafta bir kitap okuyoruz. Ondan sonra oturup onu tartışıyoruz. Bak bir hafta da burada yapalım. Aman baba aman, sakın ha Meltem'e falan söyleme. Yani kafam şu anda dağınık, yani hiç kaldıramam ya. Peki tamam, söylemem. Hadi hoşça kal. Görüşürüz baba. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aynı gemide yol alır, ayrı düğüm tutarım.